Neden diyor? Şehitler sıvasız evlerden çıkar. Şimdi ben soru ilginç bir soru da soru şekli yanlış. Soru şöyle sorulmalı. Bu kadar hayatlarını zorlukla yaşayanlar vatan sevgilerine bir gram eksilme olmazken bu ülkenin refahından bu kadar pay alanların neden bu kadar duyarsız olduğu sorgulanmalı? Neden sıvasız evdeki olan insanın vatan sevgisi sorgulanmamalı değil mi? Doğru. Ama memlekette sorgulanan ne biliyor musunuz? Siz garibansınız. Niye seviyorsunuz ki ya? Soru bu değil ki arkadaş. Siz refahın göbeğindesiniz. Siz niye sevmiyorsunuz ya? Siz niye sevmiyorsunuz? Kavga bunun üzerine kurgulu biliyor musun? 15 Temmuz'da bu kavganın eseri böyle. Kurtuluş Savaşı da böyle. Daha sonraki yaşanan dönemlerde de böyle. Hiç değişmemiş biliyor musunuz? Okuyorsunuz, senin önüne geliyor, sayfa sayfa geliyor. Sayfa sayfa geliyor önüne. Hikaye burada başlıyor. Değişmeyecek. Yarın sabah da değişmeyecek. Ne zaman değişecek biliyor musunuz? 15 Temmuz'un farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Tabii ki bu ülkenin halkı her zaman milletti, her zaman milliyetçiydi. Her zaman milliyetçiydi. Hiç kimse bunu tartışmıyor. Nedim de onu tartışmıyor. Ama şunu yaptı. Yok arkadaş dedi. Ben bir daha buna düşürmeyeceğim dedi. Farklı bir yöntem denedi. Farklı bir başkaldırı yaptı. Diğerlerini aciz göstermez ama yapana da haklıyla alkışlanır. Ben şunu demem ki 15 Temmuz'dan önceki insanlar darbelere müsaade ettiler. Demem bunu. O zamanın şartı, o zamanın konjüktürü, o zamanki kafa yapısı, o zaman bakış çok farklıdır. Onları az milliyetçi yapmaz. 64'te Kıbrıs'a gitmeyen nasıl siyasetçiyi az milliyetçi yapmazsa sonrasında çok milliyetçi yapmaz. Zaman gelir, konjüktür gelir. O günün kararını verenleri kahraman yapar ama. O kararı verdiği için kahraman yapar. O yüzden bir Bülent Ecevit, bir Erbakan vardır o dönemde. Bu kararı alabildiği için vardır. Senin hikayen de öyle. Sorduğun soru da bu kardeşim. Hiç değişmiyor biliyor musun? Serhat'cığım hiç değişmiyor. Ki sen daha Nuri Killik ile Nuri Demirağ'a gelmedin. Ya bak. Vecihi Uykuş. Onlardan önce çünkü. Yani Nuri Demirağ daha sonraki dönemlerde. Vecihi Uykuş. İlk işte Osmanlı'nın ilk pilotu. İlk Kafkaslar'da, işte Kafkaslar'a diyorum. İşte Rus Savaşı'nda uçak düşüren, uçağı düşürülüp yaralanan, esir düşen bir adamdan bahsediyoruz. Hayat havacılık üzerine olan bir adam. Başka bir şey de adam pilot değil yalnızca. Uçak yapıyor ya. Uçak yapıyor. Adama uçuş izni mi vermiyorlar? Böyle bir şey var ya değil işte, mi? O çok karışık neler bir şey. Neler ya. Mesela neler ben şöyle neler söyleyeyim. O yüzden çok söylemeyeceğim. Register etmiyorlar. Şey, kaydetmiyorlar. Uçamıyor. Ya bakın. Gidiyor Çekoslovakya. Ya üstadım keşke o kadar basit olsun. Anılarında yazdıklarını. O yüzden santim okumanızı. Çünkü yanlış bir şey söylemekten şey yaparım. İmtina ederim. Çünkü o kadar güzel kalem almış ki ve alırken de kelimelerini o kadar güzel seçmiş ki her söylediği kelimede devletini Atatürk'ü ayrı bir yere koymuş. Devleti ve vatanı ve Atatürk'ü bir yere koymuş. Ama bir kavga ettiği bir grup var abi. Herhalde. Bir grup var. Hatta ismini de veriyor. Yani isimleri de veriyor. Hiç öyle filan değil. Arkasından geliyorsun 30'lara, sonra geliyorsun 40'lara, sonra geliyorsun 50'lere. Ya bir tekrar bu kadar mı hayat kendini tekrar eder? Sen bugün siyah İHA hikayesi diyorsun, Selçuk Bayraktar hikayesi diyorsun. Ben anlıyorum ne dediğini. Ya şunun için soruyorum. Bir gün sanırım sevgili Nedim'le de vardı, bir yere gittik. Dedim ki ya ben bir şey soracağım dedim. Selçuk Bayraktar'ı sevmemelerinin nedeni damat olmasından mı kaynaklanıyor? Birçoğu evet dediler yani siyasi olarak. Yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Selçuk Bayraktar'ın yaptıkları Türkiye'de paradigma değiştirecek bir yöntemdi. O bu dönemin Nuri Killigil'i, o bu dönemin Nuri Demirağ paradigma değiştiriyor. Terör vekil savaşlarında bir vekili dışarı atıyorsun. Adamı sevmemelerin nedeni bu. Onun yerine
Damat da olmasa sevmeyeceklerdi. Sevmeyeceklerdi arkadaş. Çünkü bir paradigmayı değiştirdi.